Arkadaşlar, an itibariyle ahşap yapımıza başladık. İskeletini diktik. Görüyorsunuz. Güzel bir ev olacak bu sefer. Değişik bir model. Asimetrik bir çatı yaptık. Zemini döşendi. Kasım ustamız çalışıyor. Görüyorsunuz. Toplamda zemini 32 metrekare. Güzel bir ev yapıyoruz. Çatı merteklerimizi attık. Evet. Değişik bir renk kombinasyonu olacak. Çatı, asimetrik bir çatı yapıyoruz. Bakalım, devam ediyoruz. İlerlemeleri zaten göreceksiniz. Evet, işlemlerimiz devam ediyor. Kasım ustam da Özcan ustam lambiri çakıyorlar şu anda. Evet. Kırık beyaza antresti fonladık. Bakalım, umarım istediğimiz gibi olur. Dış cephemiz zaten ceviz olacak. Evet, ustalarımız döşüyorlar şu an. Özcan usta, bir ihtiyacınız benim var mı? Bir şey var mı? Allah razı olsun. Milleti ev kazandırmaya devam ediyoruz. Gençler, kimse demesin paramızı alsın. Evet, evimizin yapımı tam gaz devam ediyor. Çatıdayız şu anda. Kasım ustamız lambirleri çakıyor. Evet, bir yandan yalıtım altyapısı olarak OSB'lerimiz, çatıya biliyorsunuz sandviç panel yapacağız. Lambirlerin üzerine OSB'lerimiz iniyor. Bir yandan boylamalar devam ediyor. Şu an her şey yolunda gidiyor. Havamız oldukça güzel. Kapalı bir havadayız. Serin serin çalışıyoruz. Şu açıdan göstereyim ben size. Evet. Bu balkon bölümü. Kasım ustamız üst katın lambirlerini takıyor. Evet. Lambirlerimiz bitti. Görüyorsunuz. Çatı merkezimiz. Komple. Çatı lambirlerimiz bitti. Bir evin nasıl yapıldığını aşama aşama elektrik tesisatı, su tesisatı da dahil olmak üzere dış cephe kaplaması, iç cephe kaplaması hepsini teker teker aşama aşama göreceksiniz. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Görüyorsunuz. Hepsini aşama aşama hep beraber göreceğiz. Evet, şu anda çatı ikinci katman olarak izolasyonlarını yapıyoruz. Evet, bu şekilde karkasların arasına konumlandırılarak. Evet. Soğuktan ve sıcaktan korumak için karkaslar çakılıyor. Bunun üzerine biraz sonra OSB koyacağız. Evet. Aşama aşama paylaşmaya devam edeceğim sizlerle. Şimdilik bu şekilde devam ediyoruz. Evet, köpüklerimiz döşendi. İlk katman olan OSB'mizi vurduk. OSB'leri vuruyoruz şu anda. Şu anda arada bir köpük bölümü oluşturarak ısı yalıtımını sağladık. Aynı şekilde bu zeminlerde yapılacak. Bu sayede hem sıcaktan hem de soğuktan evimizin içerisini korumuş olacağız. Evet, şu anda çadımızın dik bölümü evet, görüyorsunuz. İzolasyon dizisi üzeri OSB'lerle kaplanıyor. Bir yandan da Kasım usta mevcut yapılmış yerlerin yalıtımlarını yapıyor. Çatıyı koruma altına aldıktan hemen sonra alt taraflara geçeceğiz. Bizim için önemli olan önce yapımızı korumak. Evet, görüyorsunuz. Hazırlıklarını yapıyor. Birazdan yapıştıracak.
Altı ayarla kalsın. Alt, alt önemli, alt, alt. Evet, nem bariyerlerimiz çakılmaya başladı. Nem bariyerlerimizle evin henüz dış cephesi yapılmadan çakmaya başlıyoruz. İşte tortu, böcek, sızıntı, nem, buhar gibi konularda en azından bize yoldaşlık etsin diye yapımızın etrafına nem bariyerlerini uyguluyoruz. Hemen sonrasında lambriye geçeceğiz. Ustamız şu anda hallediyor. Birazdan lambriye geçtiğimiz zaman göreceksiniz zaten. Evimiz ortaya çıkacak. Evin yalıtımını içeriden yapacağız. Biz öncelikle dış cepheyi yapıp daha sonra içeride elektrik, su tesisatı, yalıtım içeride oynayıp bitirmeyi düşünüyoruz. Evet, lambirlerimiz çakılmaya başladı. Dış cephede ekstra birinci sınıf lambiri kullanmayı tercih ettik. Evet, şöyle nem bariyeriyle ilişkisini göstereyim ben size. Lambirlerimiz çakılmaya devam ediyor. Evet. Ekstra lambiri. Ekstra Sibirya lambirisi. Görüyorsunuz. Bu evden çok ümitliyim. Çok güzel bir ev olacak gibi duruyor. Şöyle geniş açıdan da çekeyim. Şu anda döşemeler devam ediyor. Sizinle etap etap paylaşacağım bütün görselleri. Şimdilik yine bir kısa bir geçiş yapacağız. Evet, dış cephe lambirlerimiz çakıldı. Görüyorsunuz. Dış cephe lambirlerimiz çakıldı. Şu an hala çakım devam ediyor. Şöyle uzaktan göstereyim. Evimiz hızla tamamlanmaya başlıyor. Bunlar yapılıyor. Hadi satıyoruz mu? Aşama aşama göstermeye devam edeceğim sizlere. Şu açıdan da bir göstereyim. Bakalım sonunu biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Şu anda evimizin dış pervazlaması, bütün tacı, dış cephesi, çatısı bitti. Şuraya balkonumuz gelecek. Evet. Çatılarımızın şıngılı yapıldı. Genel manada ev toparlandı. Şimdi dışına pimapenler takıldıktan hemen sonra içeride elektrik ve su tesisatı başlanacak. Malum hırsızlığa karşı koruyoruz. Kablo hırsızlığı oluyor bilmem ne. Ama genel manada ev şu anda çatımızda bu şekilde oldu. Yaprak shingle yaptık. Oldu. Şu anda silikonlama işlemleri yapılıyor tacın etrafına. Ev içine su almasın diye. Evet. Dış görünüşle alakalı. Kısaca bu. Allah nasip ederse pimapenler takıldıktan sonra da hepsini göreceksiniz. İçerisinin dizaynı. Her şeyi göreceksiniz. Silikonlamalar yapılıyor çatının.